Kara sevdamıdır nedir? Gören sanır divanedir. Gayrı hepsi bahanedir. Sultanım özledim seni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sadece biz böyle dünyada geziyoruz. Soru yok, cevap lazım değildir ona. Ama her gün gördüğümüz gibi, işittiğimiz gibi hemen hemen mümin kardeşlerimiz vefat ettiğini duyuyoruz. Dünyadan ayrılıyorlar, bir gün sıra bize de gelecektir. Böyle olduğu için o devamlı olan hayata dünyada geçici gibi olmadığı için, devamlı olduğu için, baki olduğu için mutlaka ama mutlaka ona çok hazırlamamız lazımdır. Çok mühimdir bizim için. Bizden geldiği kadar mümin olarak Allahu Zülcelal ayet-i kerimede buyurduğu şeklinde biz de kendimizi o kişilerin arasına koymak için gayret göstermemiz lazımdır. Allah ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ Cemaat cemaat öyle kimseler Allahu Zülcelal'ın takvasında bulunanlar cennete cemaat cemaat gidiyorlar. Hatta iza ca'uha ve futihat ebvabuha ve kâle lehum hazenetuha. Ta ki onlar cennet kapısına gelinceye kadar cennet kapısı onlar için açıktır. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam, Muhammed aleyhissalatu vesselam ilk önce o cennetin kapısını açıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor. Ben cennetin kapısına gidiyorum. Malik, cennete nöbetçi olan kimdir diyor. Ben Muhammed'im aleyhissalatü vesselam diyor. Öyleyse Allah dedi bana kimseyi açma ondan önce. Onu açacaksın ilk önce. İlk önce Muhammed aleyhissalatü vesselam'a cennet kapısı açılıyor. O şekilde işte cennete gidenler kapı açık iken cennetin kapısına kadar gidiyorlar. O zaman cennetteki hizmetçiler, melekler selamun aleyküm tübtüm fedhuluha halidin. Selam sizin üzerinize olsun. Cennet ehline öyle diyorlar, selam veriyorlar. Tübtüm fedhuluha halidin. Ne güzel yapmışsınız.
cennete devamlı olarak, kalıcı olarak girin buyuruyorlar. Ama bu çok mühimdir ama. Bir girdin mi Allah'ın rızasına giriyorsun. Çünkü cennete Allah rızası vardır. Cehennemde de Allah'ın gadabı vardır. Nauzubillah. Bazı evliyalar işte cennete Allah'ın rızası olduğu için ben cennete girmek istiyorum. Çünkü Allah'ın rızası cennetten de daha kıymetlidir. Cennetten daha hoştur. İmanla ve Allah'ın muhabbeti ve rızasıyla ahirete gidenlere ne mutlu. Onlar bütün dünyayı ahireti kazanmış oluyorlar onlar. O kadar mühimdir. Çünkü bakidir. Bitmiyor. Dünyadayken nimet olursa da bitiyor, azap olursa da bitiyor, ölüyorsun. Ama orası öyle değil. Çok mühimdir orası. Çok mühim olduğu için mühim görmemiz lazımdır bizde. Bu Allahu Zülcelal akıl bize verdiği için ondan sonra bedava olarak Allah Azze ve Celle bize iman verdiği için bununla, bu imanla ve akille ahiret için Allah'ın rızasını kazanmak için çok gayret göstermemiz lazımdır. Ne yaparsak azdır. Ne yaparsak. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın Habibi namazda öyle duruyordu, ayakları şişiyordu. Çünkü Allah'ın rızasını çok makbuldür, çok kıymetlidir. Onun için öyle yapıyorlardı böyle. Bazı evliyalar öyle ibadet ediyorlardı. Onların nefisleri onlara diyordu. Biraz istirahat ver bize. İstirahat sizin önünüzdedir, önünüzde. Öldükten sonra istirahat vardır. Çok doğru söylüyorlardı. Çok doğru davranıyorlardı. Elhamdülillah, Allahu Zülcelal'e çok hamdü sena şükür etmemiz lazımdır ki bizi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ümmetinden yaratmıştır. Burada Peygamber aleyhissalatu vesselam Ahmed, Tirmizi, İbn-i Mace, Taberani, bunlar hepsi hadisi rivayet ediyorlar. Sağlam olan hadis. Peygamber aleyhisselam diyor ki hadis-i şerifinde ehlül cenneti 20 ve 100 saffın. Cennet ehli bizim buradaki saflar gibi değil yalnız ha. 120 saftır diyor cennet ehli. Her bir saf Allah bilir ne kadardır. O kadar uzun, o kadar çok. Peygamber aleyhisselam diyor cennet ehli Adem'den ta dünya kopuncaya kadar ama ha. O zamandan dünya kopuncaya kadar cennet ehli 120 seftir. Peygamber aleyhisselamın ümmeti onların içinde ne kadardır? 80 sef. 80 sef Peygamber aleyhisselatü vesselamın ümmetine mahsustur. Demek ki bütün dünya Adem'den aleyhissalatu vesselam ta Muhammed aleyhissalatu vesselam'a kadar 40 seftir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'den sonraki ta kıyamet kopuncaya kadar 80 seftir.
Üçte iki oluyor değil mi? Üçte iki Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetidir. Cennet ehli. Öyle olduğu için inşallah Teala biz de kendimizi o saflardan saymak için gayret gösterelim. Bu gibi manzarayı çoğaltalım. Mümin kardeşlerimize de anlatalım. Gelecek, gelecek. Göreceğiz. Gözümüz ölüm, böyle kapatıyoruz ya. Bitti. Dünyayı daha görmüyoruz. Bitti bu dünya. Ahiret başlıyor. Bitmiyor bu sefer ahiret. Böyledir işte. Halimiz böyledir. Ama maalesef biz dünyadayken bu dünyanın manzarasına bakarken o ahiretten gafil kalıyoruz. Yanlış yapıyoruz yalnız. Evet, her zaman diyorum, insanın duyduğu ve gördüğü bir olmaz. Duyuyoruz ama bir de görseydik o cennet, o cehennemi görse insan biraz çok çok daha farklı olacak. Sadece duyuyoruz ama bu duymak da Allah diyor Azze ve Celle. Allah nazil etmiş Kur'an-ı Azimüşşan, Peygamber Aleyhisselam ile beraber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bize söylüyor. Bu da gördüğümüz gibi bilmemiz lazımdır, inanmamız lazımdır, davranmamız lazımdır. Başka bir hadis-i şerifinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gene şöyle buyuruyor. Va'adeni Rabbi, benim Rabbim diyor bana vaat verdi. Söz verdi yani. Peygamber Aleyhisselam diyor. Bu cennet 70 bin senin ümmetinden hesapsız olarak, hiç Allah onlara hesap sormadan 70 bin cennete girecekler bana söz verdi Peygamber Aleyhisselam diyor. Bu 70 bin her bir kişiyle beraber 70 bin daha. Bak, iyice anlayalım. O 70 bin vardı ya, onlar da öyle Allah'ın yanında kıymetliydiler. Onlarla beraber her bir tanesi, ama her bir tanesiyle beraber 70 bin daha hesapsız olarak cennete girecekler diyor bana Allah söz verdi. Çünkü Allah'ın hesabı çok zordur. Böyle hesapsız olursa çok hoştur ama. Sadece bir sefer Allah dese niye böyle yaptın? İnsan eriyor ya. Eriyor ya. O azamet sahibi olan Allah Azze ve Celle dese ki niye böyle yaptın? Ne kadar zordur. Onun için hesapsız olarak çok güzel bir şeydir. Bizden geldiği kadar hesapsız olarak kendimizi saymak için gayret gösterelim. Bir hata yaptığımız zaman hemen bu dünyada özür dilerim. Orada Allah bize sormasın niye böyle yaptın. Böyle hesapsız olarak Allah-u Zülcelal bizden razı olmak için gayret gösterelim bizden geldiği kadar. Bu yetmez. Daha Allah'ın sözü vardır Peygamber Aleyhisselam. Allah'ın
üç tane avucu, üç tane avuç Allah'ın, ama Allah'ın avuçları Allah bilir. Allah'ın büyüklüğü ne kadar büyüktür Allah, onun avucu da o kadar çoktur. Bu Allah'ın avucu denmek, yani onun çoğunluğundan mana veriyor. O kadar çoktur. Bu 70.000 hesapsız, her bir tanesiyle 70.000 daha hesapsız, bir de Allah'ın 3 tane avucu, Allah bana söz verdi, bunlar hepsi hesapsız olarak cennete girecekler. Peygamber aleyhisselam diyor, Allah bana böyle söz verdi. Ama bize ne kaldı burada? Gayret gösterip kendimizi o kişilerin içinde saymak için, o cemaatlerin içinde kendimizi saymak için, dahil etmek için gayret gösterelim inşallah. Allah çok merhamet sahibidir. Biliyorsunuz, defalarca söylemişiz. 100 rahmet Allah yaratmış. 99'u kendi yanında bırakmış, bir tanesini yeryüzüne indirmiştir. Adem'den aleyhissalatü vesselam dünya kopuncaya kadar o rahmet yeryüzünde hayvanlar, insanlar, görüyorsunuz. Baba kendi çocuklarına, anne kendi çocuklarına nasıl kucağına alıyorlar, seviyorlar, onlara muhafaza ediyorlar tehlike şeylerden. Allah da o merhametle dünyada bir merhameti nazil etmiş, 99'u ahirette kendi kuluna merhamet yapacaktır inşallah. Ben hep merhametten bahsediyorum, hep cennetten bahsediyorum. Allah-u Zülcelal'in merhameti çok hoş olduğu için hep ondan bahsediyorum. Ama onun azabı da çok şiddetlidir. Gene Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor. İki tane göze ateş değmez diyor Peygamber aleyhissalatü. Bir tanesi harpte nöbet tutmak, bir tanesi de gece Allah için ağlamak, o gözlerden akan yaş bir damla diyor, deniz gibi ateşi söndürüyor. Bu kadar Allah'ın yanında kıymetli. İşte o gözden diyor, o göze ateş değmez Peygamber aleyhisselam diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam bir gün ashab-ı kiramlarla bir yerde oturuyorlar, bir ağacın altında, sonbaharda ağaçların yaprakları dökülüyor ya. Ağacın yaprakları kuruyup sonbaharda dökülüyor kış mevsime yakın. Peygamber aleyhisselam bakıyor ağaca, diyor bu yaprakların böyle, bak rüzgar geldi, rüzgar o yaprakları yere döküldü. Bunu misali ne diyorsunuz? Allah ve Resulü bilir dediler ya Resulullah. Dedi bunun misali, bir kişi Allah'tan korktuğu zaman, böyle titrediği zaman, sufiler böyle Allah-u Zülcelal'in muhabbeti, korkusu böyle geldiği zaman titriyorlar, cezbeleniyorlar ya. Böyle olduğu zaman bu ağacın yaprakları nasıl dökülüyorsa onların günahları da böyle dökülüyor yere, sevaplar kalıyor. Bak yeşil yapraklar kalıyor. Yeşil yapraklar sevap gibi kalıyor.
Günahlar da hepsi dökülüyor dedi. İşte böyle hatırlamak ara sıra, hem Allah'tan korkmak, hem haya etmek, hem muhabbet beslemek Allah için, bu şekilde Allah-u Zülcelal'in yanında kıymetlidir. Günahlarımız onunla affı mağfiret oluyor. Bir gün bu dünyanın sonu gelecektir. Ama ben her zaman diyorum, insan öldüğü zaman onun kıyametidir. Değil mi? Yani kabirde ne kadar kalırsa kalsın, sonra kıyamet kopuyor. Ama insan öldüğü zaman onun kıyameti kopuyor, bitti. Ama kabirdeki olan insanlar, Allah-u Zülcelal kıyameti kopmak istediği zaman, koparmak istediği zaman Allah-u Zülcelal İsrafil'e emrediyor. İsrafil emrediyor ona, ya İsrafil, çağır benim kullarıma, onların vücuduna, onların o saçlarına, onların o kemiklerine, de ki Allah'ın emri geldi, herkes aynı önceki gibi, herkes vücuduna gelsin, bir insan oluyorlar hepsi. İsrafil'in çağırmasıyla Allah'ın emri onlara bildirdiği zaman, o saçların dökülmesi, herkes, her şey bir tarafa gitmesi, vücut toprak olması, kemikler hepsi dağılması, bunlar hepsi birden gene vücut haline geliyor. Herkes kendi kabrin üzerine geliyorlar. Ve o şekilde haşr meydanına geliyorlar. Ne için? Allah-u Zülcelal'in huzuruna, dünyadaki olan yaptığı olan ameli hesabını vermek için Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Onu hatırlamak lazım. O zaman benim halim ne olacak? Bu dünyada onun çaresine bakmak lazımdır. Allah-u Zülcelal daima kulların üzerine müttelidir. Bahusuz onun kalbindeki, içindeki olan niyetlere de müttelidir. Bizden geldiği kadar daima ya Rabbi Allah'tan isteyelim. Ya Rabbi sen neye seviyorsan benim kalbime onu koy ya Rabbi. Bu benim kalbim bir et parçasıdır, sen yaratmışsın ya Rabbi, bunu ıslah et ya Rabbi. Allah'a yalvaralım. Allah-u Zülcelal de ed'uni istecib lekum demiştir. Dua edin, ben kabul edeceğim size. Allah böyle emrettiği için biz de dua edelim, isteyelim. Allah-u Zülcelal de bize verecektir inşallah. Kullansa olarak bizden geldiği kadar ne kadar söylersek bu kadardır zaten. Bizden geldiği kadar hem kendimizi hem mümin kardeşlerimizi, ailemizden başlayarak komşularımızdan başlayarak bütün mümin kardeşlerimize daima nasihatte bulunmak Allah için. Allah-u Zülcelal de hangi bir kimse hidayete geldiği zaman, tövbe aldığı zaman bizim dediğimizle, biz kabre gidersek de dahi o yaptığı sevaplardan mahrum kalmayacağız. Onun sevapları da bize de gelecek. Onun sevabında da hiçbir şey eksik olmaz. Onun kadar bizim kabrimize de gelecektir. Bizden geldiği kadar döndüğümüz zaman hepimiz
bugün gelmiş olan arkadaşlarımız da dahi kadın olsun erkek olsun gittiği zaman bütün mümin kardeşlerimize de bu tövbeyi anlatsınlar. Durum böyledir. Şimdi anlattığımız olan cenneti ala böyledir. Allah'ın rızası böyledir. Onun karşısında Allah'ın gazabı de çok şiddetlidir. Cehennem azabı. Yani insan ne kadar anlatırsa eksik anlatacak. Dediğim gibi ancak görmekle olur. İşitmekle bu kadardır. Allahu Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O kendi fadliyle, keremiyle, rahmetiyle bizi daima razı olduğu olan amel-i salihle meşgul etsin inşallah. Allah'a emanet olun.